Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle günlük vlog vesaire değil, saç boyama paylaşacağım sizlerle. Saçlarım gördüğünüz gibi oldukça dibi geldi. Yani oldukça dediğim, şurada 1,5 santimlik kadar bir dip var kendi saçım. Şurası da daha önce Ayşegül'ün boyadığı kısım arkadaşlar. Zaten saçımı hep Ayşegül boyuyor. Şuraya kadar boya. Bundan sonrası da böyle açma oryalle yaptığımız bir şeydi. Paket atılmıştı, sonra dip boya yapılmıştı, sonra bir dip boya daha yapıldı. Bu son yapılan dip boyadan kalan arkadaşlar. Bu sefer Ayşegül beni öldürebilir ama sizler için evde denemek istedim bu boya işlemlerini. Ne kadar dibim geldiğini ve şu an dibim komple 3 ton olduğunu görüyorsunuz zaten. Kendi saçım, dip boyası ve uçtaki boyalar arkadaşlar. Hemen aldığım boyaları göstereyim size. Çok konuşmadan boyamaya geçelim. Sonucun ne olacağını hep beraber göreceğiz. Palettenin 12 ikisi arkadaşlar. Titan sarısı diye geçiyor. Bir de 9-1 aldım yine palettenin. Bu ne diye geçiyor? Elmas sarısı arkadaşlar. Bir de ikisinin de sonu 1 ve 2. Yani küllü oldukları için şöyle arkalarında göstereyim. Şu taraftaki 12-2 olan daha küllü bir boya. Bu da küllü bir boya arkadaşlar, 9-1'de. İkisi de küllü olduğu için o külü bir tık kırmak için, hani çok yoğun küllü yeşile kaçmaması için de şöyle, ne olduğunu bilmediğim bir marka, siz bunu herhangi bir şeyden alabilirsiniz. O an bunda vardı 9-3, o yüzden bunu almak zorunda kaldım. Bu da 9-3 tüp boya arkadaşlar. Bundan çok az kullanacağız. Sadece ikisi de küllü olduğu için bu boyaları yeşillenmeyi önlemek amaçlı 9-3 kullanacağım. Bu arada bunların hiçbirini Ayşegül'den öğrenmedim. Ayşegül'ün şu an bu videoyu çektiğimden, bu saç boyama videosunu çektiğimden haberi yok. Şunu falan kullanacağım için şöyle %10'luk oksidan aldım. Şunları da hemen gösteriyorum. Bu 9-1'den çıkan. Şu da 9 volümlük, %9'luk oksidan arkadaşlar. Burada 12-12'den çıkan var. Hemen gösteriyorum. Bu da 12 volümlük. Bu palette Deluxe'den çıkanlar. Şunları gösterirken kameraya başka yere bakıyorum, başka açıya. Bir de içinde boya sonrası zengin saç bakım maskesi var. Şöyle göstereyim. Bunları boyadan sonra kullanacağız. Ben şimdi boyayı hazırlayacağım. Eldivenlerimi takıyorum ve geliyorum. Eldivenlerimi taktım. Şimdi boyayı hazırlama aşamasına geçeceğim. Siyah eldiven sizi şaşırtmasın. Sürekli olan takipçilerim bilirler, eskiden beri takip edenler. Aynı zamanda dövme yapıyorum arkadaşlar. Şu eldivenden, yani siyah eldivenden bende sürüyle var. Bunları kullanamıyorum çünkü elimden çıkıyorlar. O yüzden kullanma gereği duymuyorum. Şimdi hemen şöyle şu 12-2'nin tamamını sıkacağım arkadaşlar. Bu 9-1'den yaklaşık 3'te 2'sini falan kullanacağım. Şu kadarlık kısmını. Geri kalan kısmını dediğim gibi cila için ayıracağım. Şu 9-3'ten de 3'te 1'inden daha az. Böyle onu da göstereceğim zaten şimdi size hazırlarken. Hep birlikte hazırlayalım şimdi boyayı. Sürmeye başlayalım ondan sonra. Ön kısımları bitirdim arkadaşlar.
Hemen şöyle göstereyim. Bakın, eşit bir şekilde açmaya çalışıyorum. O yüzden önce şu sıraya, sonra buralara değdirdim. Açma işlemi gayet güzel gidiyor. Benim saçım zaten normalde de çok çabuk açılan bir saç. Şimdi şuralara şöyle yapıyorum ki böyle bant izi olmasın diye. Saçı boyarken taramak çok önemli bu arada arkadaşlar. Bant izi olmasın istiyorsanız taramanız gerekiyor. Vallahi efsane bir renk çıkacakmış gibi bir his var içimde. Umuyorum hissiyatım doğrudur. Altıncı hislerim genelde kuvvetli ama umarım bu da kuvvetli olur. Şimdi şöyle, şunu şöyle bir ayırayım kendimi rahat görebilmek için. Saçımın her yerini eşit şekilde boyadım canlarım, arkalarını. Bakın işte altta çerçeve yapmamın sebebini gördünüz mü? Şu an buralarla buralar aynı eşitlikte gidiyor. Çünkü aşağılar, üstler çok güneş ışığına maruz kaldığı için aşağılar o kadar güneş ışığı almadığı için daha geç açılıyor saç. Yani bu kuaförde de böyle, normal boyarken de böyle. Bu arada saçlarım şu an şey yanıyor. Çünkü şu 12.2 ne kadar oryal olmasa da içinde oksidan oranı %40 sanırım. %12'lik ne yapıyor? %40'lık oksidan yapıyor sanırım. Şu an size turuncu gibi geliyor hala şu ışıktan dolayı. Işığı kaldırayım. Bakın bebek kumralına çok yakın şu an. Şimdi böyle buna masaj yapacağım. Masaj yapa yapa girmeyen yerlere de boyayı temas ettireceğim. Çünkü arkalarımı görmeden yaptım. O yüzden de bu şekilde masaj yapacağım. Kaşlarımı da mecbur boyayacağım. Aslında kaşlarımın uç kısımlarında microblading var arkadaşlar. Bu her ne kadar boyamak istemesem de şimdi şu saçı şu kaş olmayacak. Şimdi onu da böyle küçük bir işlemden geçireceğiz. Onu zaten çok tutmayacağım. 3-5 dakika tutsam yeter. 3-5 dakika bile çok gelebilir. Çünkü çok hızlı açılıyor. Görüyorsunuzdur siz de. Ama bakın renk eşitleniyor. Yani bant şeyi olmayacak. Şöyle göstereyim size. Boyayı sıyıralım. Bakın. Bant olayı olmayacak saçımda. Gördünüz mü? Bundan sonra kuaför olacağım. Ve duşta şuradaki boyayı şuraya akıtacağım arkadaşlar. Şunun içerisinde zaten bir karışım kaldı. Bu karışımın içine kalan 9-1'i de dökeceğim. Hiç 9-3 ve 9-1'i karıştırıp cila yapmama gerek kalmayacak. 9-1'i bunun içine boşaltıp banyoda tabi bu arada oksidan koymayacağım içine. Sadece 9-1'i koyacağım. Üzerine de su, bol bir şekilde su. Şuraları da indireceğim. Eşit olsun istiyorum. Çünkü şurası küllü, burası eski saçım kalsın istemiyorum. O yüzden de banyoda onu şık şık halledip sıkayım da siz buradayken görün. Şunu indirebilirim aslında şu an ama şu anda yani indirmeden daha sağlıklı görünüyor saçımın sonucu. Ben çıkacak sonuçtan büyük olasılıkla aşırı derecede memnun kalacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıktım. Şimdi 9-1 sıkmadım, başka bir şey sıktım diyecek olanlar olabilir. Şurada göstereyim. 9-1 arkadaşlar. Sıktığım yeri de göstereyim. Sonra yok kuaföre gittim, yok öyle yaptım, yok böyle yaptım demeyin. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi doldurayım. Bu da cila suyum olacak arkadaşlar. Cila suyum yalnız. Saç cilam olacak. Siz beni anladınız. Vilonun altına hangi numaraları kullandığımı bırakırım. Diye düşünüyorum. Unutmazsam tabii. Bolca su. Bir de İçine banyoda saç kremi sıkacağım arkadaşlar birazcık. Çünkü bakın şöyle göstereyim, hatta şunu kaldırayım yoksa dökülecek, oldukça sulu. Bayağı bir sulu. Bu burada kenarda bekleyecek şimdi. Şu kaşlarımı kontrol edeyim ışıkta. Açılmış mı? Kaşlarımı da bu kadar açtım. Bence saç rengimle yeteri kadar ideal anne, oldu. Anne, saç rengin çok güzel olmuş. Çok mu güzel olmuş anneciğim? Evet. Evet. Senin teyzelerin kuaför zaten anneciğim. Evet. Ama bence şu an şöyle kaldırayım. Bir saniye anneciğim. Şöyle yaklaştırayım. Bakın
Saç rengimle kaş rengim şu an çok uyumlu oldu. Microblading'imde sırıtmadı. Ona gerek yok anneciğim, koyabilirsin. Şu an burada küçük bir misafirim var. Benim küçük misafirim. Şimdi bunların hepsini tarayacağım arkadaşlar. Şuraya kadar şu üstün. Sonra da banyoya gireceğim. Bir 10 dakika daha bekleyip duşa gireceğim arkadaşlar. Anne. Yıkayacağım saçlarımı. Anne. Bir saniye anneciğim. Hemen döneceğim sana bebeğim. Banyoda da dediğim gibi bunu, saçımın şu alt kısımlarını, yani üstten komple boşaltacağım onu. Yüzüme gelmeyecek şekilde tabii. Ondan sonra da hepsini yıkayıp geleceğim arkadaşlar. Bir 5 dakika bekleteceğim yıkamadan önce. Sadece çok azıcık bir saç kremi ekleyeceğim. Saç kremi. Ondan sonra da 5 dakika bekletip yıkayacağım. Yıkadıktan sonra durulayıp geleceğim. Şampuanlamıyorum arkadaşlar. Bir tek şu bakım kremini kullanacağım. Benim saçıma bunun bir tanesi yetmez. Dolayısıyla iki tanesini kullanacağım. Ne yapıyoruz? Ben bekliyorum. Yıkadıktan sonra hemen geliyorum. Islak halini göstereyim. Saçlarımı yıkadım, geldim arkadaşlar. Tabii ki yüzün karşınıza böyle beyaz suratlı çıkmamak için makyajımı da yaptım yıkadıktan sonra. O yüzden dikler biraz kurudu. Şimdi hemen açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Valla benim çok içime sindi arkadaşlar. Özellikle kaşlarımın tonunu çok iyi tutturmuşum. Az bekletmeme rağmen. Şöyle hemen göstereyim. Bakın hiçbir renk farkı yok. Kendi saçım ve şuradaki bir önceki dip boyayla arasında hiçbir fark olmadı. Bant şeklinde geçişler de yok. Sizin karşınızda hazırladığım 9-1'i de şu uç kısımlara sürdüm. Şuralara sürdüm ve sonra hepsini birden taradım. Ama keşke diyorum dipten dökseymişim o 9-1'i sıktıktan sonra hazırladığım sulu cilayı. Dipten döksem sanki daha iyi mi olacaktı diye düşündüm. Ama şu anda da gayet iyi. Şurada bembeyaz bir saç göreceksiniz. Bu face light arkadaşlar. Ben saçımı ortadan ikiye ayırıyorum. Daha önce Ayşegül buralara face light yapmıştı. Şu uç saçımdan çok daha açık buralar. O yüzden de gözünüze farklı gelecek. Zaten face light vardı. Sadece şu an daha da küllü hale geldi. Bant olmadığı için çok mutluyum. Gayet başarılı oldu. Benim adıma başarılı oldu. Çünkü yıllar sonra saçımı kendimi ilk defa boyadım. Boyamak isteyen varsa kullanım numaraları yapabilir. Şimdi size son halini göstereceğim. O yüzden de hemen gidip kurutup düzleştirip geleceğim. Siz 3'ten geriye sayın. 3, 2, 1. Sonuç benim için gayet iyi oldu arkadaşlar. Saçlarımı düzleştirdim. Geldim sizler için. Sadece şurada şeyim. Siz eğer yaparsanız bence öyle yapın. En son kalan 9-1'i sıkmıştım hatırlıyorsanız kalan boyanın içerisine. Onu şuradan itibaren yapmıştım. Keşke buradan itibaren yapsaymışım. Daha iyi olabilirmiş. Burası size çok böyle gri küllü gelecek. Çünkü dediğim gibi burası face light'tı arkadaşlar. Face light olduğu için de diğer sarılardan çok daha açık. Hatta platin ya yani beyaz gibi bir şeydi orası. Griler de gelince daha da beyaz oldu. Ama onun dışında geri kalan her şey gayet ideal. Benim için en azından. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evde denemeye cesareti olmayanlar da deneyebilir artık diye düşünüyorum. Şöyle gayet iyi oldu valla. Ben sevdim. Şöyle de göstereyim hatta size şuralardan falan. Bakın hiçbir şekilde bant yok saçımda. Hepsi geçiş halinde. Şu kadar kısmı kendi saçımdı. Burası eski dip boyamdı. Ama gördüğünüz üzere sıfır bant arkadaşlar. Bunun sebebi de önce kendi ana saçıma sürmem, sonra tarakla şuraya kadar indirmemdi. O yüzden böyle hem bant olmadı hem de şuradaki iki renk birbirine eşit oldu. Böyle işte arkadaşlar. Gayet hoş oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Son halini bir de size ledli de göstereyim. Sonra niye ledli göstermedin demeyin. Ledde de bu şekilde arkadaşlar. Sonuç bu arkadaşlarım. Ben çok sevdim çıkan sonucu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın hiçbir şey yok. Renk ayrımı yok. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izleyenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Eğer aramıza yeni katılanlar varsa, kanalımı yeni keşfedenler varsa
Lütfen abone olup beğen butonuna tıklayıp bildirimleri açıp kanalıma destek olsunlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda ya da vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.